Nasılsınız? İyi misiniz? Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Eyvallah. Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Ümit mi? Oh, maşallah. Nasıl bugün? Ziyaretçi çok mu Ümit? Öyle mi? Nurgay Bey nasıl? Uyumlu mu? Başkan, uygun mu? Değerli milletvekili, kıymetli ilçe başkanlarım, kıymetli belediye başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili beyefendiler, kıymetli gençler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sami İlgen belediye başkanımız var yanımızda. Geçmiş yıllardan beri dostum, arkadaşım, kardeşim olan Zeki Bey de burada. Coşkunuza ortak olmak üzere beraber geldik. Coşkunuza, heyecanınıza ortak olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletiyoruz. Kıymetli dostlar, 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşacağız. Ama Ali Bey, ama Zeki Bey, ama Erkan Bey, İsmail Bey, belediye başkanı olsun, milletvekili olsun, derdiyle koşmayacağız. Bu devlete, bu millete operasyon yapmaya çalışanlara dur demek için koşturacağız. Bunlara engel olacağız. Sizden ricamız, birliğinizi bozmayın, beraberliğinizi bozmayın. Erkan Başkanımızla beraber, diğer dört milletvekilimizle inşallah AK Partili dört milletvekilimizle Ali Başkan'ın yanında olacağız. Bugün olduğu gibi teşkilatımızla mahalle temsilcimizden sandık müşahidimize varıncaya kadar bütün arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla inşallah arkadaşlarımızın yanında olacağız. Şehre hizmetin daha kaliteli gelmesi, daha süratli gelmesi ve daha güzel hizmetlerle buluşması adına, Alaşehirlerin bu hizmetlerden daha fazla istifade etmesi adına üzerimize ne düşüyorsa biz Ankara'da bunu yapıyoruz. Bundan sonra birlikte eksik bıraktıklarımızı tamamlamaya hatta ve hatta daha iyisini, daha kalitelisini birlikte yapmaya gayret edeceğiz. Cumhur İttifakı'nı sürdürme kararlılığının biz de yanında ve arkasında olacağız. Bütün arkadaşlarımızla. Genel Başkanımızın, liderimizin bize bir tavsiyesi vardır. Biz de biz şuuruyla hareket eden arkadaşlar vardır. Kendi hırsını, kendi egosunu tatmin etmek isteyen arkadaşların bizim hareketimizde, bizim davamızda yerinin olmayacağı söylenmiştir. Zaman zaman bizim içimizden de ya da geçmişte bizimle birlikte olmuş, birlikte hareket etmiş arkadaşlarımız, görev ve sorumluluk almış arkadaşlarımızın hırslarının esiri olduğu, duygularının esiri olduğu ya da duygularına hakim olamayarak piyasaya çıktığı, hırslarını tatmin etmek adına bir kısım yanlış yollara tevessül ettiği de maalesef kulağımıza geliyor. Bu her iki parti içinde geçerlidir. Bu partilerde görev almış arkadaşların Cumhur İttifakı'nın zarar göreceği davranışlardan, eylemlerden mutlak surette uzak durmaları gerekir. Bu hareketi yapanlar, Cumhur İttifakı'na zarar vermeyi hedefleyenler asla bizim dava arkadaşlarımız olamaz.